Bazen birinin iyi niyetle ettiği tek bir söz... Pardon. ...tüm hayatımızı yeniden kurmaya iter. Ben Yasemin ablamın evini arıyorum da adresi bu. Adres şey... Aa, bizim Yasemin abla. Hemen evin şurası. Buradan girdiğinizde orada. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve bir hayat yeniden kurulurken... ...çevresindeki hayatlar da değişir. İster istemez. Mis gibi oldu ha. Sağlıklı bak bu çok. Hadi anneciğim gel. Otur kızım. Elini yıkadın mı güzelce? Evet. Koklayacağım. Şeftali kokuyor. Otur. Bir alışkanlık edinmiş, suyun altına sokuyor, çıkarıyor. Neyse yıkamış şimdi. Anneciğim, sen Sinan abiyi görmeye yarın mı gideceksin? Avukat dedi ki, belki görüştürmezler dedi. Ama gideceğim ben. Ben de geleceğim, babamı çok özledim. Uzu seni çok özlemiş. Şantiye mi orası ya? İzin vermiyorlar çocuklara. Dur ben bir kapıya bakayım. Geliyor. Yiyin, yiyin onları güzelce. Ablacığım salata koyayım mı sana? Yasemin ablam. Başıma gelene bakar mısın ya? Neden mıknatıs gibi ben kötülük mü çekiyorum? Nedir bu? Allah'ım ya Rabbim. Kadınlara bu kadar sen meyilliydin. Gittiğin pavyona ortak oldun. Bir de pavyonuna geliyor bize miras bırakıyor. Ben sen gör. Sen gör oradan bana kıs kıs gülüyorsun. Kıs kıs gülüyorsun Ejder Efendi. Ben oraya gelirim. Gelirim ben oraya. Ay, anne Allah korusun ya Allah aşkına. Tamam sakinleş biraz artık. Yavrum nereye sakinleşeyim Allah'ını seversen. Görmedim noter bize ne dedi. Mirası okurken biz böyle bekleşiyoruz şey gibi bize miras çıktı diye. Pavyon. Bize mirastan pavyon kaldı ha farkında mısın sen? Ya anneciğim iyi de orası da sonuçta yiyecek içecek satılan bir müessese. Neyi satıyor? Yiyecek içecek satıyor da et satıyor et et. Kadın eti satıyor. Çok şükür sattım gittim ben orayı. Kurtuldum oradan. Ya tamam anneciğim birazcık rigid bir mekan ama sonuçta orada da insanlar çalışıyor. Rigid ne? Rigid ne? Bak bütün hırsımı senden alırım Gamze ha. Seni yolluyorum ben okullara bilmem ne. Rigid ne ya? Türkçe konuş benimle Türkçe. Abla. Abla. Ay bunlar bize... Bana bunlar devretmeye çalışıyor. Ben sattım orayı. Söyle bu kıza. Bakmam anne, ben ona. Abla. Kardeşim ben pavyon mavyon istemiyorum. Devrettim ben ya. Abla cüzdanı unutmuşsun. Aa. Ay çok teşekkür ederim. Gördün mü? Kısmet. Bir dakika bir dakika. Gelsene be. Adın ne senin? Buse. Buse. Sen ne tatlı bir kızsın ya. Niye çalışıyorsun orada? Niye etini yediriyorsun? Niye? Ekmek parası. Neyin ekmek parası ya? Ekmek parası kazanacak başka yer yok mu? Abla zaten sen de dükkanı satıyorsun. Yok ki başka iş. Git ananın babanın öp ellerini. Anam babam olsa gitmez miyim? Yok mu anam baban? Ay canım. Kapa şunu kapa. Kapa şunu canım kapa. Sımsıkı kapa. Açma bunu açma. Tanımadın mı beni? Benim ben Buse. Yok yok tanıdım. Şey değil mi o uygunsuz yerde çalışan. Ay inan bana çok aradım seni. Adresini bu yeni dükkanın sahiplerinden aldım. Niye veriyorlar benim adresimi ya? Ben sattım orayı bitti. Ay yok seninle bir alakası yok. Ben kendi şahsım adına geldim. Geçen öyle bir laf ettin ki bana. İnan şurama dokundu. Ama ben ne yaptım? O hayatı bıraktım. Çektim kapıyı çıktım. İyi yapmışsın çekip çıkmakla. Tabii canım ne işin var o sarhoşların arasında burun buruna dip dibe. Vallahi iyi cesaret verdin bana. Ama inan artık ben de böyle senin gibi namusumla çalışıp para kazanacağım. Tabii canım. İyi dedin ha bunu. Vallahi Allah seni inandırsın. Ben kendim bildiğim bileni namusumla çalışıyorum. Bak ben bugüne kadar çocuklarım da bilir. Yani alnım ak. Burada bir dikiş makinem vardır fakir annemle. Kırık tık kırık tık diye onunla iki tane çocuk büyüttüm bugüne kadar. Allah ne güzel. Sen beni örnek al ya. Niye başkalarını örnek alıyorsun? Doğru söylüyorsun. Tabii. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok memnun oldum biliyor musun? Hayır sana bir meşgale olmak, sana bir önderlik etmek olsun, bir yol gösterici, bir hoşuma gitti. Ama ben eskiden ne yapıyordum? O pavyondaki Mehtap ablayı örnek alıyordum hep kendime. Şişt! Pavyon ne? Sus. Sen Pavla başlayan, öyle de devam eden bir kelime gördün mü Türkçe'de? Yok. Yok. Bunu da yok say. Pavyon ne ya? Çıkar Türkçemizden. Sen nerede iş bulacaksın şimdi bana? Ben mi bulacağım? Ha, sen?
Öyle dedin ya, bu işi bırak. Ben sana en iyi işi bulurum dedin. Merve dedim. Bana bak. Burası satılsın batılsın, sana ne? Ben sana iş bulurum. Vallahi mi? Vallahi bulurum namusunda. Güzel bir iş bulurum ben sana. Ah ablam be! Aslansın sen ya. Ya görüyor musun neler var? Görüyor musun? Sana rijit de. Sağ ol. Ha canım benim ya, ha canım benim. Kapa önünü. Açma bunları. Ha. Açma. Yok, açmam, hiç açmam. Hadi. Ha. Hadi git kapat iyice. Kapat önünü, başını, bacağını kapat. Hatırladın? Dedim. Ablam, ben sana güvendim de geldim ya. İş bulacağım değil mi bana? Ya. Tabii canım. Bana güvendiysen. Gel. Gel gel, bakarız artık. Gel. Gel gel, çıkar çıkar ya. İnsanlara umut vermek belki de en ağır yüktür. Yasemin daha şimdiden omuzlarında hissetmeye başlamıştı bu yükü. Şeyde çalışan... Şşt! Elini öyle bilmiş bilmiş. Çalışmıyor artık orada. Tabii. Çok güzel. Bırakmış kız o işleri. Çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi sen bir tabak getir Buse ablana. Yok vallahi hiç zahmet etmeyin. Ben çok tokum vallahi ya. Geç geç geç. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Bak Buse ablan geldi. Aslında iş buluruz. Bir insan namusuyla çalıştıktan sonra her yerde iş var kardeşim. Vallahi billahi ben tecrübeyle söylüyorum bunu. Ben bir komşularıma danışayım. Mahallede benim portföy iyi. Abla sağ olasın. Da şey, benim kalacak yerim de yok. Nasıl? Kız insanın nasıl kalacak yeri olmaz? Nerede yatıyorsun sen? Yok vallahi. Yani işte bizim patronun ayarladığı bir otel vardı. Orada kalıyordum. İşten çıkınca otelden de çıktım tabii. İşten çıkınca attı seni sokağa. Tabii. Terbiyesiz. Sen bir arkadaş markadaş yanında kal. Artık öyle yapacaksın, ne yapacaksın? İşmiş bulana kadar sen öyle yap, tamam. Şey yani aslında ben sende kalırım diye düşündüm. Kimde? Bende. Hem sen beni sokakta komazsın değil mi? Komam komam, ne komayım? Anneciğim ben fırını kapatamadım galiba. Bir bakar mısın ona? Ben bakıvereyim bir. Tabii, tabii. Gel. Sen bizde mi kalacaksın? Evet. İstersen benim odamda kalabilirsin. Hatta benimle uyuyabilirsin. Anne, tanımadığımız bilmediğimiz kızı eve mi alacaksın? Yavrum, kız bankamatikte mi yatsın, parkta mı? Zordaymış işte, gidecek yeri yok. Ya iyi de anne. Yavrum, gidecek yeri yok diyorum, gözünü belertme. Ben de sana hayatında sadece bir kez gördün diyorum. Söz vermiş bulunmuşum ben meğer buna ya. Bu da hatırlıyor, ben de hatırladım. Demişim ki çık bu işten, ben sana iş bulurum. Söz namustur bizde. Artık yapacak bir şey yok, ona bir işmiş ayarlayacağım. Sevaptır zaten, sevap. Anneciğim pardon da ne iş bulacaksın? Ne bileyim ben, bir şeye meziyeti vardır herhalde. Erkeklerin karşısına dans etmek gibi mi? Rezil, babası kılıklı. Ne ayıp şey ya. Ayrıca dans etmek çok önemli bir meziyettir, tamam. Pavyonda dans etsin demiyorum. Etmesin zaten orada sarhoşların içinde. Artık ne yapayım ben? Bir işmiş buna. Rukiye. Rukiye kim ya? Kısa Rukiye var ya, gıcık, gelinlikçi. Ha. Gelinlik mankeni arıyordu. Dedikoducu medikoducu. Bak bulduk bile iş. Çok rica ediyorum. Misafirperver ol, tamam mı? Gül biraz. Tamam. Brokoli mi yiyorsun? Buse abla yemeğimi bitirirsen benimle oyun oynayacağını söyledi. Tabii abla, ben Mehtap ablamın küçük oğluna da hep böyle yemek yedirirdim. Maşallah ya. Ben diyorum da yemiyor, C vitamini deposu. Aferin sana. Kendinden geçmiş ama ben. Oğlum döktün her yerini, al şunu. Abla ben sana böyle yük olmuyorum değil mi? Böyle kusura bakmadın sen ha? Sen şimdi nasıl bir iş bulacaksın bana? Sen prenses olsana, çok güzelsin.
Ay sen ne tatlı bir şeysin ya. Allah Allah. Bacak kadar boyuyla şu sarıya bak sarıya. Kime çekmiş bu? Yemeğimi bitirince odama gidelim mi? Olur. Oyuncaklarımı gösteririm. Tamam, oyun oynarız. Nereye tabii olur ya. Ne gidiyorsun öyle her çağıran adamın yanına? Otur oturduğun yere, ye yemeğini. Ye çabuk yemeğini sarı. Ye. Üzülüyorum Yasemin'in haline. Yani Sinan'ı hapisten çıkarmak için yapmadığı kalmadı zavallının. Çırpınıp durdu. Bir de iş güç, koşturmaca, çocuklar falan. Yazık. Ya dünya insanın derdini umursamadan dönmeye devam ediyor işte. Ay artık böyle sıkıntıdan mıdır, yokluktan mıdır? İyice de içine kapandı biliyor musun? Ya eskiden böyle bir çaya gelirdi, kahveye gelirdi. İki lafın belini kırardık. Şimdi o da yok. Sen geliyorsun diye telefon açtım. Hadi gel dedim. Yok gelmedi işte görüyorsun. Ay ama Nermin böyle arkadaşlık olmaz. Yani o gelmiyorsa bizim ona gitmemiz lazım. Şimdi onca derdin arasında ya bizimle uğraşamazsa misafiriz diye. Biz misafir sayılmayız ki. Ne yapalım biliyor musun? Biz bu akşam ona çaya gidelim. Kocalarımızı da alalım. Ne dersin? Aslında doğru söylüyorsun. Bak 6 ay içinde bir değişiklik olur. Al ben hemen Elif'i arayayım. İsmail Beyciğim nasıl ya? Suçsuz olan bir adamın aleyhine nasıl deliller gelişir? Tamam peki çok beni lütfen haberdar edin gelişmelerden. Sağ olun. Çok ben sağ olun. Allah'ım. Canım. Çınar uyudu. Delirtti seni değil mi? Ay bu böyle ecinli gibi. Masal okuduğun zaman sabah ezanına kadar duruyor manyak. Yok yok. Kapa gözlerini dedim kapadı. Maşallah. Çok tatlı çocuk. Yalan. Görüyor musun erkekleri? Yedisinde neyse yetmişinde de o. Gel buraya koş 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 koş. Bana bakın kızlar size çok önemli bir şey diyeceğim. Kapıyı açma. Sen dansözlük yaptığını, pavyonda dansözlük yaptığını kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Yok. Ya mahallenin ağzına laf vermemişim. Türlü türlü şeyler. İyi insanlardır ayrı. Sen de namusunla çalıştın biliyorum ama. Git kapıyı aç. Yuvarla lafları tamam mı? Tamam ablam. Merak etme. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Keşke daha önce haber verseydiniz. Hazırlık yapardım yahu. Büyük hazırlık yapma diye önden haber vermedik sana. Ay iyice alışmış bu. Tay 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 tay. Ay beni ezecek. O kadar öğrenmiş bu. Maşallah. Gelmek istedi ama kız kardeşi rahatsızlanmış. Hemen apar topar oraya gitmek zorunda kaldı. Kız kardeş candır gitsin. Merhaba. 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 Misafirin mi var? Yok canım. Buse ya Buse. Buse bu. Akraban mı? Kardeşten de öte diyelim aramızdaki ilişki. Geçseydiniz içeri. Altay bak sen ayakta. Böyle yani içeriye geçelim. Kim bu kız? Söyledim ya sana kardeşim gibi diye. İyi de sen onu geç. Nerede tanıştınız bununla? Ahbap kızı. Gelinlikçi de çalışıyor da. Kalacak yeri yok. Bir iki gün, belki bir iki hafta. Burada kalacak. İyi kız. Anne babası İstanbul dışında mı? Anne baba yok. Var. Aralarında bir husumet varmış. Ama kurcalamayalım. Aile içi ilişkiler işte. Annem ben götüreyim ben hemen onu. Hadi kızlar ben, çaya hadi. Ben odamdayım o zaman. Nasıl buldunuz mahallemizi? Altaycığım. Ay vallahi o kadar şirin,
O kadar güzel böyle, o kadar alçak gönüllü ki böyle tıpkı insanlara gibi. O kadar güzel tarif ettiniz ki mahallemizi. Gerçekten çok böyle şirin, alçak gönüllü. Biz hem şirin hem de alçak gönüllü insanlarız. Canım, sağ. Yalnız ben sizi bir yerden çıkaracağım sanki. Yani tanıdık geliyorsunuz bana. Bankada mı çalışıyorsunuz? Yok. Market? Ay yok. Allah'ım ya, delireceğim. Kesin bir yerden tanıyorum ama... Peki böyle televizyona falan çıktınız mı? Yok yok, televizyona falan da çıkmıyorum. Vallahi ben kendim bildiğim bileli pavyonda dansözlük yapıyorum. Ne? Pavyon mu? Boynun kopmasın senin, boynun. Dansöz mü? Yok canım. Yok. Kendi altın gününde falan. Ya. Yasemin, sen fırına bir şey koymuştun ya. O yanıyor olabilir, hissediyorum. Bakalım mı? He, tabii. Pes yani Yasemin. Pavyonda çalışan kızı evine mi aldı? Ya kızım, ayağı sürçmüş, düşmüş. Ne var bunda Allah aşkına? Hatasız kul olur mu? Tövbe etmiş kız. İş bulacak zaten kendini. Ben bulacağım daha doğrusu ona iş. Böyle fingirdek benim aile ortamında ne işi var? Pes doğrusu Yasemin. Sana pes doğrusu. Vebalı mı bu kız? Allah Allah. Beni zaten kendine rol model almış. Öyle dedi. Ben seni gördüm, kapıyı çarptım, çıktım dedi. O derece etkilenmiş kız. Ben de bundan etkilendim. Tövbe de etmiş. İş bulacağım ben o kıza en kısa zamanda. Ha yani iş bulana kadar aramızda mı kalacak bizimle? Bizimle kalacak. Size ne? Ev benim, kapı benim. Benim evimde kalacak kız. Yasemin bak, söylemedi deme. Bu kız hem senin başına iş açar hem de bizim. Siz ikiniz var ya, Yecüc'le Mecüc gibi karşıma dikilmişsiniz. Mahalle baskısı sizin adınız, söyleyeyim ben size. Ne ayıp şey ya. Mahallede bir tane katil var. Saçını uzatıyor, kısaltıyor, fingir fingir geziyor. Kocaları mocaları ayırtıyor, ses yok. Buse'ciye mi ses var? Pes, pes. Peki, madem tövbe etmiş diyorsun, öyle olsun. Nermin, bir düşün bakalım içinden. Sen hayatında hiç hata yapmadın mı? Şahsen ben yaptım. Hayır yani Elif'in yetişkin çocukları var. Bunu gördükleri zaman Allah, ortalık toz duman olur vallahi. Hiçbir şey olmaz. Buse onların ablası. Ayıp ya, hiç yakıştıramadım size. İçeriye gidiyorum. Hadi gidelim. Peki bir şey soracağım. Siz bu işin eğitimini mi aldınız yoksa böyle doğuştan mı yeteneklisiniz? Ay yok, ben kendim bildim bile böyle müzik sesi duyunca falan hemen oynarım. Yani amatör. Tabii. Oriental değil mi? Evet. Yok canım. Halk dansları konusunda çok bilgili, söylesene. Atabarı olsun, Çayda Çıra, Silifke'nin yoğurdu, Kafkas. Onlar konusunda da bayağı bir şey, bilgili. Aa, oryantal değil mi? Benim en sevdiğim dans türüdür. Altay, oryantalden bu kadar hoşlandığını bilmiyordum doğrusu. Canım benim, oryantal artık yurt dışında bir spor dalı olarak görülüyor. Yani dans olmaktan çıktı. Ay, ben isterseniz size öğretebilirim. Ya ne güzel olur valla. Senin bu akşam çenen iyice düştü Kudret. Ne alakası var hayatım? Buse Hanım mesleğinin inceliklerini anlatıyordu. Yasemin, Sinan'ın haber var mı? Yani nasılmış? Görüşe gideceğiz yarın. Yarın ben gideceğim yani görüşe ben. Bizlerden çok selam söyle ona. Çok selam söyle, evet. Peki siz hangi gün nerede çıkıyorsunuz? Yani belki biz de geliriz ha? Kudretciğim, hadi biz kalkalım hayatım. Evimize gidelim, ben sana orada dans öğreteceğim. Ya Altaycığım, ben de sana öğreteceğim. Ya çocuklar, otursaydınız Allah aşkına ya. Niye gittiniz ya, öyle aniden? Niye gittiniz? Görüşürüz. Aa, görüşürüz ya. Canım, yardım, görüşürüz. Bir şey ihtiyacın olursa. Tabii, tabii, tabii. Abla dur, ver ben sileyim. Yok yavrum, olur mu? Ben bütün işlerimi kendim yaparım hep. En ince ayrıntısına kadar olmaz. Yok yok abla, sen bana bir iş bulana kadar ben de bir işe yarayayım ya. Ver. Al madem, hadi. Aa, abla ben bunu tanıyorum. Kime?
Sinan abini mi? Evet. Yok canım. Canım benim. İnsan insana benzer. Ah. Yok yok abla. Ben bunu gördüm hem de kaç kere. Nerede gördün sen bunu? Nerede karşılaşmış olabilirsiniz ki? Pavyonda. Ne? Evet. Nasıl pavyonda? Hani senin oyun oynadığın filan. Evet. İçkilerin tokuşturulduğu kadınların. Gördüm vallahi. Ben bir gördüm yüzü. Bir daha unutmam. Hem de en az 3 kere gördüm. 3 kere. Neyine yetmedim ben senin, gittim pavyonlara ya. Buyurun. Buyuracağım canım, buyuracağım da. Ay Buse sen misin? Abla. Buse ben de. Siz kimsiniz? Emel ben, Emel. Koskoca Emel'i tanımıyor musun sen? Yasemin hiç bahsetmedi mi benden? Ben onun can yoldaşıyım, kardeşiyim. Şu mahallede en sevdiği kişi benimdir. Dilin kopmasın inşallah. Kızım bir kere de kapıma gelme ya, gelme. Sen ona bakma. Bizim aramızda böyle sert, haşin bir ilişki vardır. Anladım. İyi abla, o zaman ben bir bahçeye çıkayım. Çınar'la biz top oynayacağız. Kız gözün kör olmasın. Beni evden attığında pavyon kadını mı aldın eve? Şşt! Terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Dansöz o bir kere, bir meslek o. Hiç olmazsa bir meziyeti var. Senin neyin var ha? Ay güleyim de meziyeti kokmasın bari. Kız danstan meziyet mi olur? Ah bak ben ona da güzel oynarım. Cezanı vermesin. Çek git şuradan be. Terbiyesiz. Sen ne manyaksın ya? Her seferinde kovulman mı lazım senin buradan? Ya bir günde sana güle güle diyeyim, sen hoşça kal de. 10 gün gelme. Düşüneyim ben nerede kaldı bu kadın diyeyim. Terbiyesiz ya. Git kendi evinde oyna. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.